Bu kayda başlamadan önce bir sineği öldürdüm. Bu hiçbirinize bir şey uyandırmadı, biliyorum ama eğer bir tavşanı öldürdüm deseydim birçoğunuz da, bir karıncayı öldürdüm dediğimde birkaçınız da bir şeyler uyandıracaktı. Bizim lisanımızda bir sineği öldürmek hiçbir şey. Hani bir hikaye var ya, onun için çok şey değişti diyor. Sadece sinek için çok şey değişti. Ne yazık ki benim bile umurumda olmadı. Burada Ankara'ya gitmeye çalışmanın hengamesi var. Ve onları becerebildiğim kadarıyla kayıt altına alıp kendi kendime bir şeyler sayıklamışım. Aslına bakarsanız hiçbir şey söylemeden sadece el hareketleriyle bir şeyler anlatmışım. Yani bu videoların herhangi birinin de ses kaydı yok. Zaman farkıyla alakalı saçmalıklar anlatıyorum burada. Ve o anda kafamda şunlar belirdi. Dedim ki kendi kendime: evden çıkmak eve dönmektir. Bunu söyleyecek şarkılar. Ev kredili hapishanedir. Yazmıyor yandaş kağıtlar. Terziler kesiyorum kendime. Senin ağzında gül, benimki hep tütün. Dağlara uzanmış soğuk yılanlar. Kanılardan üzerine damlayan pamuk tarlalar kızıl alevlendi. Kızıl beşer kanından besleniyorlar. Boz baykuşun boynu bükük, sorumlusudur okuyan. İskemleler dayanıktır, kırılır. Matahari öpüyor kurşun asgarimi. Evimizin göz odaları ama ne ama. Evden kaçmak eve dönmektir. Etine, içine, hiçine döndürülmektir. Hem ekseninde, hem ateşin çevresinde, hem ateşkere. Evden çıkmak, evi hapsetmek, dışarıyı içeriye kilitlemek. Haykırdı mı yarın kara kutular? Evden kara toprağa dönmeyi. Evden çıkmak sana dönmektir. Eve koştukça dost şeytanım, evden çıkmak dergaha döndürülmektir. Belki şimdi burada kalacak bu yazı. Belki bir yerlere gelecek, belki üzerinde oynamalar yapılacak ama böyle demişim. Ankara'ya gitmek hiç kolay değildi. Burada 2 saat kadar uyudum. Ve bu hikayenin bir alt metni yok. Bir anda Ankara'ya gideyim diyerek Ankara'ya gittim ve aslında amacım motor alıp dönmekti. İlerleyen evrede motorun başına neler geldiğini de göreceksiniz. Fakat birkaç saatlik uykuyla seyahat etmenin, harekete geçmenin önemini ifade etmeye çalıştım bunlarda. Çünkü insan gerçekten evde durarak ölemiyor. Bunu fark ettiğimde çok şaşırmıştım. İnsan durarak ölemiyor. İnsan ölmek için yaşamalı. Yani ölmek istiyorsa da yaşamalı, yaşamak istiyorsa da yaşamalı. Çünkü ölmenin asıl yolu yaşamak. Bunu bir felsefik cümle olarak görüyor olabilirsiniz. Bu kafanızda bir şey aydırıyor olabilir. Yani düşünülmüş bir cümle falan. Hayır. Yaşamak gerçekten öldürüyor insanı. Ve bu fark edilmiş bir şey. Hiçbir kitap okumadan, hiçbir radyo dinlemeden, herhangi bir filozoftan duymadan öğrenilmiş bir şey. Böyle şeyler tıpkı bir musibet bin nasihatten iyidir lafı gibi insanın beynine çivi gibi çakılıyor. Ölmek en kolay yol, ölmek için en kolay yol yaşamak. Burada bu görünen adam, az önceki
Normalde durulmaması gereken yerde polisler tarafından araba durdurularak bindi. Çok rahatsız olmuştum bundan, o yüzden videoyu çektim. Burada muhtemelen kendini beğenen bir tip görüyorsunuz. Aslında o yaptığım şey kamera işareti. Ne anlatıyorum biliyor musunuz? Tuvalete girdim, erkek tuvaletine. Orada bir temizlikçi abi vardı. Bir anda bana benim fotoğrafımı çeker misin dedi ve kendisi temizlik yaparken onun fotoğrafını çekmemi istedi. Oraları sildi, süpürdü falan. Ben de onun fotoğraflarını çektim ama çok çok hoşuma gitti. Yani bunu benden istemesi çok hoşuma gitti. Orada 10-15 kişi varken bunu yapması çok hoşuma gitti. Sonra bunun üstüne düşünmeye başladım bu sigara alanında. Neden bu amca böyle bir şey yaptı? Şu fikre vardım. İki ihtimal var. Eşine, dostuna, sevdiklerine ne işi yaptığını gösterecek. Oraları temizleme. Bu arada elinde temizlik makinesi vardı. İşte paspas tarzı bir şey değil de temizlik makinesi vardı. Bir ihtimal buydu. İkinci ihtimal şuydu. Temizlik firması adama oraları temizlediğine dair inanmıyorlardı. O da kanıt yapıyordu böylece. Bir kanıta ihtiyacı vardı ve bu yolu bulmuştu. Fotoğraf çektirmek. Yani hayır, sen oraları temizlemedin derse birileri, bakın temizlediğime dair bir fotoğraf var elimde. Önce bu ihtimali düşünüp acıdım. Sonra belki de eşine dostuna gönderecektir dedim. Can sıkıcıydı ama aslına bakarsanız. Ben orada fotoğrafları çekerken memnundum ama can sıkıcıydı. Ama yine de evden çıkmak eve dönmektir. Çünkü dışarıya çıkmak insanı ait olduğu yerde hissettiriyor. Biz kredi ödeyerek ya da kira ödeyerek bu evlerde zaman geçirmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Şu an bulunduğum gibi. Evden dönmek, evden çıkmak eve dönmektir derken evi terk etmenin önemi, gerçekten evi terk etmek çok önemli. Bir ara kampa giderken dilime dolanmıştı bu söz benim. Evden çıkmak eve dönmektir derken o zaman çadıra dönmenin ev olduğunu düşünüyordum. Çünkü çadırda kalmak daha özgür, daha... Düşünsenize, İstanbul'dasınız, bir deprem bekleniyor. Allah korusun. Bir deprem olmuş. Ve siz çadırda olduğunuz için kurtulmuşsunuz. Ev neyi temsil eder ki? Yani ev gerçekten neyi temsil eder? Ev her şeyden önce huzur barındırmalı. Ev korku barındırmamalı. Karın doyurmak, yağmurdan ıslanmamak, taştan yumuşak bir yastıkta uyumak değil ki. Gerçekten değil. Bunu da tecrübeyle sabit söyleyebilirim. Yani çok garip. Bir sineği öldürdüm ve bunları kaydediyorum. Çok garip. Bu uçakların hepsine öyle ya da böyle dokunmuş olmak çok garip. İnanın bana, çok garip. Bir şekilde iz bırakmak dünyaya. Geçenlerde bir Rus atasözü okumuştum. Diyor ki, yürüdüğün çimene dikkatli bas, ardından gelen olur. Böyle bir şeydi yani. Şu an ben Rus atasözünü Türkiye'ye evirmiş olabilirim ama böyle bir şeydi. Düşününce insan, patika yolları açtığını düşününce, bilmiyorum hiç ormanda bulundunuz mu, fakat orman çok çarpık olduğu için bir yerden yol açman gerekir ve yol açtığın yer, ardından gelecek hayvanın, köpeğin, insanın, koyunun ardıdır. Çobanların bence düşünmek için çok fazla vakti var. Benim tanıdığım da çok fazla çoban var. Ve öyle şeyler söylerler ki, gerçekten öyle şeyler söylerler ki, İlginçtir yani.
Dünyaya bakış açıları inanın bana çok ilginçtir. Bizim kadar şu andaki yeni çobanları bilmesem de onların TikTok izleyenlerini biliyorum çünkü. Fakat bizim kadar dünyaya bulaşmadıkları için evet pantolonundaki yırtığı gösterecek kadar dünyaya bulaşmıştık. Ne zaman yırtıldığından emin olmadığım. Gerçi yırtık ama altındaki yama kopmuş sanırım. Modeli öyle yani o kadar da farkında değilim değil. Evden çıkmak eve dönmektir. Burada pembe motorumuzun yanında başımızın belasını görüyorsunuz. Gittim temizlik eşyaları aldım ve onu temizleyip motorcuya getirip ertesi gün Düzce olmak koşuluyla yola çıkacaktım. Her şey de aslında planlanmıştı yine. Ama işler yolunda gitmez ya. Yani belki de gitmemelidir bilmiyorum. Gitmedi. Eminim bu sizi şaşırtmamıştır ama gitmedi yani. Sonra biraz Ahmet abinin motorunu da temizledim. Çünkü kendisi askerde ve evin anahtarını bana ulaştırdı. Ankara'da biraz yalnız başıma takıldım, tatil yaptım. Motorla dönsem de tatili mükemmel bir vaziyette tamamlamış olacaktım. Fakat olmadı. Ahmet abi bu arada. Kendisine selam olsun bir gün bu videoyu izlerse. Evet gittim. BİM ve A101 tatlılarıyla orayı yığdım. Tatil denilen meseleye bakar mısınız? İşte evden çıkmak böylece eve dönmek oluyor. Özel kuvvetlere ve Bordo Bere'ye de selam olsun diyeyim buradan. Yani insan gerçekten evet ev gerçekten eve dönmek gibi bir evmiş. İnsan gerçekten durup durup düşündükçe içinde bulunduğu, içinde bulunamadığı, empati yapabildiği ya da yapamadığı durumları düşününce çok büyük hüsrana uğruyor. Evet ihtiyaç durumlarına bakıyorum. Sıcak su yeterli. Evde doğalgaz yok. Kombi yok falan filan. Evet. Bu videoyu böyle bitireceğim. Yani yaşamanız için size biraz, çok az umut verebilmek isterdim. Ölmeniz için de öyle. İyi ki varsınız.